tanjant x'in x'e göre türevinin sekant x kareye, bunun da 1 bölü kosinüs kareye eşit olduğunu biliyoruz. Bu videoda da aynen bundan önce yaptıklarım gibi ters tanjant fonksiyonunun, yani tanjant x'in tersinin x'e göre türevinin ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu duraklatın ve bundan önceki iki videoda uyguladığım yönteme benzer bir yöntemle bunun neye eşit olduğunu kendiniz bulmaya çalışın. y eşittir tanjant x'in tersi. Bu tanjant y eşittir x demekle aynı şey. Burada ne yaptık? İki tarafında tanjantını aldık. Şimdi de bu eşitliğin iki tarafının x'e göre türevini alacağız. Sol tarafta zincir kuralını uygulayabiliriz. Evet, tanjant y'nin y'ye göre türevi sekant y karenin türevine. Bu da 1 bölü kosinüs y karenin türevine eşittir. Ben bunu daha anlaşılır olduğu için bu şekilde yazmayı tercih ediyorum. Devam edelim. Tanjant y'nin y'ye göre türevi çarpı y'nin x'e göre türevi evet y'nin x'e göre türevi sağ tarafta da x'in x'e göre türevi yani 1 olacak. Ve eğer y'nin x'e göre türevinin ne olduğunu bulmak istiyorsak, iki tarafı da kosinüs kare y ile çarpmamız kafi. Bunu yapınca y'nin x'e göre türevi kosinüs kare y olur. Daha önceki videolardan da hatırlayacaksınız, y'nin x'e göre türevini y'nin bir fonksiyonu olarak yazmayı pek sevmiyorum ve ben cevabı x'in bir fonksiyonu olarak yazmayı tercih ediyorum. Cevabı x'in bir fonksiyonu olarak bulmak için bunu tanjant y cinsinden ifade edebilmemiz gerekiyor. Ve işin ilginç kısmı, tanjant y'nin zaten x'e eşit olduğunu biliyor olmamız. Bunu trigonometrik özdeşlikleri kullanarak baştan yazabilir, sonra da tüm tanjant y'lerin yerine x koyabiliriz. Evet, hadi bakalım. Tanjant y, sinüs y bölü kosinüs y'dir. Ama buradaki kosinüs y kare. Bunun için de istediğimiz şeye diğer videolarda olduğu gibi hemen çabucak ulaşamayacağız. Yani biraz deneme yapmamız gerekecek. İsterseniz 1'e bölerek başlayalım, 1'e bölerek. Ne olsa 1'e bölmenin kimseye bir zararı yok. Burada yapmaya çalıştığım şey, bu ifadeyi sinüs y bölü kosinüs y içeren bir hale getirip, bunun yerine tanjant y koyabilmek. 1'e bölünce, Pisagor teoremine göre 1'in sinüs kare y artı kosinüs kare y'ye eşit olduğunu biliyoruz. O halde buraya da kosinüs kare y artı sinüs kare y yazalım. Şöyle anlatayım, birim çember tanımlarından gelen Pisagor bağıntısından bunun 1'e eşit olduğunu biliyoruz ve 1'e bölmek ifadenin değerini değiştirmeyecek değil mi? Şimdi sinüs bölü kosinüs elde edebilmek için payı ve paydayı kosinüs kare y'ye bölelim. Evet, aynen şu şekilde paya ve paydaya çarpı 1 bölü kosinüs kare y olarak yazıyorum. Buradan paydaki kosinüs y kareler birbirini götürecek. Paydada da bununla bunun çarpımı 1'dir, artı sinüs kare bölü kosinüs kare elde edeceğiz. Böylece istediğim şeyi, yani sinüs bölü kosinüs içeren bir ifadeyi elde ettik. Bu, şöyle yazarsam daha iyi olacak. Sinüs y bölü kosinüs y üzeri 2. Ve bu da sizin de tahmin ettiğiniz gibi 1 bölü 1 artı tanjant kare y'ye eşittir. Ve bunu bulmak işimize yarayacak çünkü tanjant y'nin x'e eşit olduğunu biliyoruz. Hemen yazalım. Eşittir. 1 bölü 1 artı tanjant y yerine x yazdık. Evet, x kare. 1 artı x kare. Şahane değil mi? y'nin x'e göre türevinin ne olduğunu bulduk. Başka bir deyişle artık bunun x'e göre türevinin 1 bölü 1 artı x kare eşit olduğunu biliyoruz. Hemen buraya da yazalım. Eşittir 1 bölü 1 artı x kare. İşte bitti.